Üç Akademi'den herkese merhabalar. 10. sınıf fizik dersinde bu yıl sizlerle birlikteyiz. Bakalım hangi üniteleri öğreneceğiz? Hangi ünitelerimiz çok önemli? Bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci ünitemiz elektrik ve manyetizma. Elektrik ve manyetizma ünitesi fiziğin lisedeki en zevkli, en eğlenceli ünitelerinden bir tanesidir. Muhtemelen olacağınız birinci yazılı sınavda da ağırlıklı olarak elektrik ve manyetizma ünitesinden sorularla karşılaşacaksınız. Oldukça eğlenceli bir konudur. Ardından basınç ve kaldırma kuvvetiyle devam edeceğiz. Dalgalar ve optik ünitesiyle birlikte 10. sınıfta göreceğimiz fizik derslerini tamamlamış olacağız. Bunlar çok çok önemli ünitelerdir. Çünkü üniversite sınavında mutlaka her birinden birer tane soru olarak karşınıza gelir. Birinci ünitemiz elektrik ve manyetizma, Elektrik ve manyetizma ünitesinde elektrik akımı, potansiyel farkı, direnç, elektrik devreleri, devre elemanları, lambalar bunlardan bahsedeceğiz. Elektrik akımı kavramını öğreneceğiz. Pillerden bahsedeceğiz. Ardından mıknatıs ve manyetizma ile ünitemizi tamamlamış olacağız. Aslında bize çok çok uzak bir ünite değil. Ortaokulda bunun temellerini zaten almıştık. Biraz önce de söylediğimiz gibi en eğlenceli konularından bir tanesidir lise fiziğinin. Burada biz bol bol devre analizi yapacağız. İkinci ün ünitemiz basınç ve kaldırma kuvveti. Basınç ve kaldırma kuvveti ünitesinde ise katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı ve kaldırma kuvveti gibi konu başlıkları bizi bekliyor olacak. Yalnızca 10. sınıfta göreceksin bunları. Çok dikkat edelim. Bu yüzden iyi öğrenmen gerekir. Bu konuların devamını 11 ve 12. sınıfta görmeyeceksin. Hız kesmeden 3. ünitemize devam edelim. 3. ünitemiz ise dalgalar. Yay dalgaları, su dalgaları, ses dalgaları ve deprem dalgaları. Sınavda mutlaka bunlar karşına gelecek. Yani bizim 10 puanımız cepte olacak ve oldukça basit konular. Kanalımızda biz bu konuları çok iyi bir şekilde analiz edeceğiz. Hiçbir şekilde soru kaçırmayacağız. 10 puan değil belki de 80-90 puan cepte olmuş olacak. Ve bu konular bir sonraki yıllarda da karşımıza çıkacak. Sayısal branşını seçen öğrenciler için 12. sınıfta göreceğimiz dalgalar konusunun da temelini aslında buradaki konu başlıkları oluşturuyor dördüncü ünitemize geçelim dördüncü ünitemizde ise optiği göreceğiz optik ünitesinde yansıma ve gölge düzlem aynalar küresel aynalar mercekler kırılmalar ve renklerden bahsedeceğiz ortaokulda bol bol bu ünitelerden bahsetmiştik aslında bir sürü kuralları öğrenmiştik tekrardan onları hatırlayacağız kural öğrenmeye hazır ol ve dönemin son konusudur dördüncü ünitemiz optik optik ünitesini de tamamladıktan sonra 10. sınıf fizik konularını tamamen bitirmiş oluyoruz bu yıl siz sizlerle birlikte sıfırdan ona fizik kitabını kullanacağız. Sıfırdan ona fizik kitabından vereceğimiz ödevlendirmeler sayesinde bu konularla ilgili hiçbir şekilde eksiğiniz kalmayacak. Biraz önce de söylediğimiz gibi 10 puan değil 80-90 puan cepte olmuş olacak. Peki sıfırdan ona fizik kitabımız nedir? Hemen şöyle içeriğinden bahsetmek istiyorum. Sıfırdan ona fizik kitabımızda bakın sol tarafta konuyla ilgili bizi sıkmayan, yormayan bilgiler var. Yani anahtar kelimeler var. Uzun uzun paragraflar yok. Bizim sorularda işimiz imize yarayacak anahtar kelimeleri kullanacağız. Ardından da sağ tarafta bu anahtar kelimelerle ilgili bizim süzgeç kısmımız var. Süzgeç kısmında bu soruları çözerek konuya daha da hakim olmuş olacağız. Eğer sorularda problem yaşarsak ne olacak? Tads'tan QR kodumuzu okutarak soruların çözümlerine ulaşabilirsiniz. Diğer ünitelerde de bu bu şekilde. Yine sol tarafta anahtar kelimelerimiz, sağ tarafta süzgeç kısmımız. Bu şekilde ilerleyeceğiz ve hiçbir şekilde eksiğimiz olmayacak. Ödevlerinizi tam ve zamanında yaparsanız 10. sınıf fiziği oldukça kolay gelecek bize. Peki biz sıfırdan ona fizik kitabına nasıl ulaşacağız? İsterseniz ondan bahsedelim. Sana en yakın Tonguç Kırtasiye'den alabilirsin. Peki Tonguç Kırtasiye nerede? Videonun altındaki açıklama linkinden size en yakın olan Tonguç Kırtasiye'ye ulaşabilirsiniz. Ödüllü sorumuza geliyoruz şimdi. Fizik dersini daha iyi anlaman için ne tarz içerikler görmek istiyorsun? Neler yaparsak sizin için daha faydalı olur? Mutlaka bunları yorumlara yazın. Sizin görüşleriniz bizler için çok çok önemli. Biz çünkü sizlerin isteği doğrultusunda hazırlıyoruz içeriklerimizi. Ödüllü sorumuzun cevabını mutlaka bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.